Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi dolandırıcılık mevzusunun videosunu şu anda sizin için çekiyorum. Ee, en son videoma da çok yazıldı. Ben e, bu kadar merak edileceğini düşünmemişim ama baya merak etmişsiniz. Sun abla dolandırıcılığı anlatacaktım falan filan tamam. Bugün size anlatıyorum bakın. Beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Gerçekten çok ciddi çok önemli bir konu. Yani buna herkes inanabilir inanmayın. Yani bu yeni bir sistem, yeni bir yöntem galiba ve çok cesurlar. Gerçekten çok cesurlar. Hemen anlatmaya başlıyorum. Dediğim gibi can kulağıyla dinleyin. Bu tarz şeyler sizin başınıza geldiğinizde geldiğinde de bir fikriniz olur en azından diye düşünüyorum. Şimdi nasıl oldu, ne oldu hemen başladım. Şimdi birkaç gün önce bir sabah saat buçuk falan uyandım. Telefonum çalıyor. Efendim babam. Kızım işte beni biri arıyor 10 defa aradı. E baba işte diyor ki bana işte ben polisim tamam ben polisim ee, amca işte sen bir suça karışmışsın ee, sen işte e, emekli benim babam emekli maaşı falan alıyor bankadan işte emekli maaşını çekerken senin nereden de biliyorlarsa bunu emekli maaşını çekerken bilgilerini kopyalamışlar işte o bilgilerle senin adına bir işlemler yapılmış falan ee, seni seni bir suça karıştırmışlar Aa, babam bir endişelenmiş bir telaşlanmış ya yaşlı da babam yani neredeyse 75 yaşında. Ya oğlum demiş ben ne suça karışacağım benim ne işim olur? İşte e, şey yapman lazım amca. Senin bu konuda ifade vermen lazım. İşte banka tarafından aklanman lazım. Yoksa başın belada. İşte bir çete bunları yapan <laughs> çete kendisi aslında. Bunları yapanlar bir çete. işte biz o çeteyi yakaladık. Orada bir tane işte kadın var. O kadın işte e, senin bilgilerini kopyalamış. Senin ifadene başvurmamız lazım. Babam da demiş ki tamam demiş işte biz sana tebligat gönderdik. Senin eline tebligat gelmedi mi? Babam demiş ki hayır ben tebligat falan bana gelmedi yani ne alaka? Ki babam evde yani hani gitse tebligat gider ona. Neyse ondan sonra babam dedim demiş ki ben demiş bir çocuklarla konuşayım. Ee, ondan sonra geleceğim ifade vereceğim demiş. Senin numaranı verim de çocuklar seni arasın demiş. Kapatmış babam telefonu zaten anla anlamamış babam hiçbir şey yani. Ondan sonra ben, ben bana böyle böyle anlattı. Dedim ki baba bak polis olabilir. Evet bir suça karışmış olabilirsin. Çünkü olabilir, anladın mı? Yani herkes her şey dolandırıcı olacak diye bir kaide yok. Yani olmuş olabilir diye düşündüm. Tamam dedim baba, sen bana o adamın numarasını ver. Ben polise polistir, emniyete gideriz. Emniyette ifademizi veririz dedim. Yani bunda bir şey yok. Olabilir. Verdi bana babam numarası ama sonradan fark ettim babam başka bir numaradan arıyor. Babamın bana verdiği numara başka. Yani diyor ki sen bu numarayı ver kızım beni bu numaradan arasın diyor. Babamı aradığı numara başka ve normal arama yapmıyorlar biliyor musunuz? Whatsapp üzerinden arıyorlar. Neden? Çünkü Whatsapp konuşmaları kaydedilmiyor. Yani yazışmalar değil. Whatsapp üzerinden yapılan internetle alakalı telefon görüşmeleri kayıt altına girmiyor sistemde. Ne kadar uyanıklar bakar mısın? Ben bunları tabii çok sonradan öğreniyorum. Whatsapp üzerinden babama arama yapıyor. Belki 10 defa aramış. Neyse numarayı bana verdi. Ben aradım. Adem Travacı diye tanıtmış kendine. Efendim Adem Bey siz babamı aramışsınız. Ben onun kızıyım. İşte Suna Biltekin, Beysat Yoruyu aramışsınız. Neden babamı aradınız? Babam bir suça karışmış. Çok endişelendirmişsiniz babamı. Bana anlatır mısınız lütfen? Sorun nedir dedim. Ya işte babanız bankada işte maaşını çekerken emekli maaşını ee, orada e, şey bankamatikte bilgilerini Bir kadın onun kopyalamış görmüş Onun üstünden işlemler yapmış Bankadan bilmem ne falan biz bu çeteyi yakaladık ee, Babanızın bilgisine Başvurmamız lazım tamam olabilir Bakın dedim e, Babam yaşlı bir adam yani sizi çok anlamamış Ve endişelenmiş Ve e, siz dolandırıcı da olabilirsiniz Dedim yani ben polis olup olmadığınızı Bilemem dedim Sizi ben nerede bulacağım dedim Yani çünkü ben şöyle düşünüyorum Beni ne için arar yani savcılıktan polis ne kim ararsa arasın ben bir bilgi vereceksem ya savcılıkta veririm ya karakolda veririm. Onun dışında telefonda hiç kimse hiçbir şeyin bilgisini vermem. Ne kredi kartı ne kimlik bilgileri hiçbir şey sakın ha sakın sizden biri bilgi isterse kredi kartı ya dese ki sana ya adam öldürmüşsün kimliğini bulmuşlar adamın yanına inanmayın. Adam öldürdüysen de Gidersin karakolda ifadeni verirsin. Ya da savcılıkta öldürdüysen de öldürdün. Orada ortaya çıkar. Anladın mı? Telefonda polis e, böyle 10 defa 15 defa 20 defa bir insanı aramaz. Ne yapar biliyor musunuz? Telefon gelir evine adresine ulaşılamıyorsa. Telefon edersen de der ki atıyorum. Suna Biltekin hakkınızda bir suçlama var. İşte atıyorum şu emniyet müdürlüğüne gidip ifade vermeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Pat kapatır. Bu kadar. Ne bu ya 20 defa aramışlar adamı? Neredesin neredesin gelelim seni alalım ifade vermen gerekiyor. Adamı gidip evden almaya niyetlenmişler biliyor musunuz? Sonra ben adama dedim ki dolandırıcı da olabilirsiniz polis de olabilirsiniz ben bunu bilemem. Biz şey yapalım dedim. Siz beni nereden arıyorsunuz dedim. İşte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden. Tamam ben yarın dedim babamı alacağım. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne geleceğim. Ondan sonra babam ne sormak istiyorsanız ne ifade vermesi gerekiyorsa orada size ifade verir. Ama karakolda dedim. Karakolda. Yani hiçbir şekilde dedim babam telefonda ifade falan veremez. Tamam. Ondan sonra tabi e, tabii e, şey ben böyle konuştum adamla dedim ki siz ben nerede bulacağım? Tamam İl Emniyet Müdürlüğü'ne adınız nedir Adem Travacı hangi odada? Bana dedi ki ben dedi bugün dedi tebligat göndereceğim. Babanız dedi mutlaka evde olsun dedi. Bizzat kendim götüreceğim dedi tebligat. Ya yani bir komiser bir e, yani sorumlu biri görülmüş şey mi tebligat götürdü? Yani mantık dışı konuşmalar yapıyor bile. Ben tebligatı bizzat kendim götüreceğim. Gerekirse babanızı adresten alacağım. Hayır dedim. Siz tebligat da göndermenize gerek yok. Ben dedim babamı kendim yarın mutlaka emniyet müdürlüğüne getireceğim. Sizin babamı almanıza gerek yok. Tebligatı da gerek yok. Söylediniz öğrendim. Getireceğim. Bu kadar. Ha gelmezsek o zaman dedim gelip zorla alıp götürebilirsiniz. Geleceğiz dedim. Bugün getirebilir misiniz? Bak benim ağzımı arıyor. Ben neredeyim? Babamın yanında mıyım? Siz çalışıyor musunuz? Evet dedim çalışıyorum. Bugün de dedim çok yoğunum. Bugün getiremem dedim babam. Bugün dedim ben babamın bu meselesiyle uğraşamam. Yarın getirebilirim ama dedim. Ha tamam dedi. Bugün işiniz var demek ki dedi. Evet dedim bugün işim var dedim. Beni sorguladı orada. Neredeyim ben? Sonra ben kapattım babamı aradım. Dedim ki babacım bak böyleyken böyle 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 bir şey olmuş. Olabilir. Bu, bu, gerçek olabilir, yalan olabilir. Yarın emniyete gideceğiz ve biz emniyette bunun ne olduğunu öğreneceğiz dedim. Sen canını sıkma dedim, korkma dedim yani. Sen kendinden eminsin sonuçta. Tamam kızım dedi. Beni kapatmış dönmüş babamı aramış. Demiş ki babama amca işte ben işte ekip arabasıyla geleyim seni alayım bankaya götüreyim. Bak bak bankaya götüreyim. Bir de o arada babamın yani sabah ilk aradığında diyor ki amca diyor bana diyor işte sen diyor bankanın kartının numarasını ver. Ben bir kontrol edeyim bakayım diyor. Ne işlemler yapılmış diyor senin hakkında. Polis bunlarla uğraşır mı ya? <laughs> Mantıksızla bakarsın. Babam da vermiş. Kart bilgilerini vermiş, şifresini vermiş, önünü, arkasını, her şeyini vermiş. Sonra işte amca başka kartın var mı? Başka bankadan da var mı? Yok demiş babam başka bankadan. Olanı vermiş ama Allah'tan o kartın içinde para yoktu. Boş. Yani normal hesap kartı maaşı yatıyor, çekiyor. Babam maaşını oradan. Bu kadar yani hesapta para falan yoktu. Neyse dönmüş babamı aramış. İlla gel. İlla gel. İlla ben gelip seni alayım. Ya adamı alıp kaçıracaklar sonra da fidye mi diye mi isteyeceklerdi ne yapacaklardı bilmiyorum ki. Neyse sonra e, babama diyorlar ki sen amca evden çık bankaya gel. Bankada biz bakalım senin adına bir işlem falan yapıldıysa o kağıtları evrakları çıkartalım seni de bu işten kurtaralım. Bana göre şöyle yapacaklardı evrak dedikleri şey kredi falan çekeceklerdi herhalde babamın üstüne. Ondan sonra orada da babama diyeceklerdi ki amca bak suçsuzluğuna dair imzala şurayı. babam bankaya çağırmışlar. Ne cesaret bakar mısın ya? Bankaya çağırıyorlar. Polis bankaya çağırır mı ya? Ya mantık dışı ya. Neyse ya bir mesele varsa banka uğraşır. Banka dava açar yani. Neyse babam beni tekrardı. Ya Suna dedi bu adam beni dedi gene aradı dedi polis dedi. Beni dedi bankaya çağırıyor dedi. Baba saçmalama dedim polis seni niye bankaya çağırsın? Ben adama söyledim ya yarın emniyet müdürlüğüne gideceğiz ifade vereceğiz diye. Ne alaka dedim bankaya? Saçmalama dedim ya. Ben gelmeden hiçbir şey yapmadım. Ben şimdi hemen geliyorum dedim. Tamam dedi. Babam dedi ki bir de şey demiş adamına. Bankaya gidene kadar amca telefonu kapatma. Telefon açık kalsın. Ne alaka? Bana haber vermesin diye kimseye haber veremesin diye telefonu açık tutmasını istemişler. Babam demiş ki hayır demiş banka bana uzak demiş. Babam çok aksi bir adamdır zaten. Banka bana uzak demiş ben telefonu açık falan tutarak yürüyemem demiş kapatıyorum demiş. Bankaya gelin o zaman demiş kapatmış telefonu. Ben apar topar evden çıktım. Orada bankanın önünde babamla buluştum. Tabi bunlar bence uzaktan gözlüyorlardı. Benim babamın yanına gittiğimi gördüler. Cihan'la ben babam birlikte bankaya girdik. Bekliyoruz bekliyoruz haber yok. Hadi dedim ya Aradı, de, aradı dedim şu adam telefon numarası yok mu dedim. Gelsin baksın bakayım bakayım dedim. Kimmiş bu dedim. Ne polisiymiş dedim. Ne mevzusuymuş dedim bu yani. Ay bir tepem attı. Ondan sonra e, dedim ki babam da bana diyor ki git diyor git diyor bir şey diyor sor diyor bankacıya diyor. Bizi niye, niye çağırmışlar? Babacım bankacı bizi çağırmadı buraya. Banka çağırmaz. Anladın mı? bir işlem yapılacaksa savcılığa verir. Ne alaka dedim ya. Ne sorayım dedim ben kadına ya. Ay bir de beni bir sinir ediyor. Ondan sonra dedim ki tamam soracağım. Soracağım. Gittim orada bir tane görevli kadın dedim ki bakın biz buraya bir polis memuru çağırdı telefonda. Böyle böyle babamın güya bir borcu varmış. Polis bankaya çağırmaz ki ne alaka dedi yani bunlar bu başka bir şey dedi. Baktı yo babanızın üstüne herhangi bir borç bir işlem yoktur dedi yani. Siz dedi kart bilgilerinizi verdiniz mi dedi yoksa dedi telefonda. Baktım babama şöyle dedim ne yaptın baba verdin mi yoksa verdim dedi. Ya aferin dedim baba yani Allah aşkına telefonda Kimlik bilgisi, kart bilgisi verilmez. Verilmez. İsterse beni Cumhurbaşkanı arasın. Ben Cumhurbaşkanı ne derim biliyor musun? Makamına geleyim, makamında sana vereyim. Vermem. Korkmayın yahu böyle şeylerden. Kimse sizi gelip de evinizde öldürmez yani. Gidersin savcılığa, karakola ne bilgi verecekse orada verirsin. Bak kim olursa olsun, Bak, ölüyorum yetiş dese inanmayın. İnanmayın, inanmayın. Tamam? Sonra ben babama böyle baktım tabii ki verdim falan ne aydın mı? Aferin baba çok güzel yapmışsın. Ondan sonra hemen oradan yeni kart çıkardık. Bilgilerini değiştirdik o, o, arada Adem Travacı ortalıkta yok. Yok. Sonra dedim ki baba ver bakayım sen şu telefonunu bana. Bu adam seni nereden aramış? Niye aramış? Ne yapmış? Ne etmiş? Bir bakayım dedim. Anam bir bakarım. Babam Whatsapp'tan aramış. Zaten normal arama yapmamış. İki numaradan aramış. Bir babamın bana verdiği numaradan bir de babamın başka numaradan aramış. Bir de WhatsApp'tan mesaj göndermiş babama. Kimliğini bak. Şu an kimlik burada. Bazı yerlerini kapattım. Başımda bela gitsin istemiyorum açıkçası. Ee, hani başka bir polisin sicil numarasını kullanmış olabilir çünkü. Tip bu. Tipi bu. Adem Travacı. Artık başkasının adıysa da bu yani. ilgilensin. Yani çalmış adı olabilir. Böyle bir kimlik şekli yok. Ya yani böyle bir polis ben polisim ispatlamaya çalışmaz polisin hiç gücü yoktu da kendini bize ispatlayacak gel kardeşim karakola ver ifadeni çek git der sonra ya bize böyle şey mi yapacak ay ben polisin bana inanın lütfen falan böyle kimlik resimleri falan mı gönderir yani mantıksızlığa bakar mısın kimlik bir kere çok sahtekar bir kimlik zaten çok belli kimlikle kendini ispatlamaya çalışmış babam whatsapp mesajlarını çok fazla okumayı bilmediği için zaten o mesajı görmemiş bile ondan sonra baktım 15-20 defa sabah arama yapmış sonra yapmış falan filan Neyse ben kendi numaramdan adamı arıyorum. Adem'i arıyorum. Arıyorum arıyorum. Bir meşgule düşüyor. Bir ulaşılamıyor. Bir çalmıyor bir ulaşılamıyor. Öbür numaradan arıyorum. Ulaşılamıyor çalmıyor bilmem ne. Allah Allah dedim ya. Sonra mesaj attım babamdan arıyorum. Aynı şekilde. Mesaj attım dedim ki bak. Sen polissen eğer olabilirsin tamam. Evet ama ben sana hiçbir bilgi vermem. Telefonda vermem. Sen polissen eğer babamı bankaya çağırmışsın. Gel biz bankadayız. Gel ne bilgi istiyorsan ben sana vereceğim yazdım. Ondan sonra ama polis değilsen biz savcılığa gidiyoruz buradan haberin olsun dedim. sen gel kendini kurtar o zaman dedim. O ama bana kalsa ama dedim sen dolandırıcısın polis falan değilsin. Çok üzgünüm bizi dolandıramayacaksın bugün. Kartta da para yokmuş. Senin adına da gerçekten çok üzgünüm yazdım. Ondan sonra e, bugünkü şeyini çıkartamadın yazık ya çok üzüldüm falan böyle dal geçer gibi mesajlar attım yani ona. Hiç cevap yok görüldü iki tik oluyor ama cevap yok profil resmi de çıkmıyor babamda bile profil resmi çıkıyor demek ki babamı kaydetmiş ki babamda profil resmi çıkıyor bende çıkmıyor profil resmi ondan sonra ben ona bir sürü mesajlar döşedim işte siz dolandırıcısınız siz şöylesiniz siz böylesiniz İşte insanları kandırıyorsunuz seni ifşalayacağım falan hatta haberleri ya show haberi işte star TV neyse onları falan böyle çağırmayı düşündüm ee, sonra babamla konuştum bu konuyu. Babam dedi ki şey dedi. Hani ya kızım dedi ben yaşlı başlıyım dedi. Şimdi de habercilerle falan dedi uğraştırma dedi. Vallahi dedim, ben kanalımda anlatacağım o zaman. En az yani bir sürü kişi görecektir dedim. Ondan ona ondan ona yayılır dedim yani duyulur. Ben bunları ifşalayacağım Baba dedim kusura bakma yani bunlar böyle herkesi kandıramazlar yani. Bugün beni yarın seni anladın mı? Yani o yüzden sizsiz olun çok dikkat edin. Sonra ne oldu? Biz adamı aradık, 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 aradık. Ya nerede Adem'i bulacaksın? Adem hepimizi engelledi sonra. Adem madem yoktur ortada. Telefon numaralarını da bıraktım. Bu numaralardan gelen aramaları e, özellikle yani telefonunuza bu numaraları kaydedin ve engelleyin. Dursun rehberde ama engelli olarak dursun. Ya yani o numaralar size ulaşamasınlar. Ya bunlar için numara önemli değil. Bunlar alır. Bana neler geliyor biliyor musunuz? Yurt dışı numaraları. Whatsapp'tan oradan da şey, merhaba işte şöyle bir şey olmuş. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar normal mesaj atıyorlar. İşte kargonuz işte ulaşamada, e, ulaşamadı adreste bulunamadınız bu linki tıklayarak işte kargonuzu buradan alın bize ulaşın falan sakın sakın. Kargo şirketlerinin telefon numarası var. Size böyle bir mesaj geldiğinde mesela ararsın yurt içi kargoyu dersin ki alo Suna Biltekin adına bir kargo var mı elinizde? Onlar der ki yok. Hani bir yerden de kargo beklemiyorsanız olur ya sürpriz biri size bir şey gönderir. Sakın o linkleri tıklamayın. Sakın yok işte e, şu iş var işte evden oturduğunuz yerden 5000 TL ye kazanmak ister misiniz aylık ya da 15000 TL tıklayın kazanın falan. hayır yok böyle bir şey yalan yalan mesaj link tıklama mail Cık, hayır yapmayın bunları tamam mı sakın yani ben bile bir an adama inandım acaba dedim babam gerçekten de böyle bir şey yapmış olabilir mi ya olur ya birinden yardım ister bankamatikte o sırada bilgilerine bakarlar falan olabilir insanlık hali ama Dediğim gibi hiçbir bilgi vermedim ona. Çünkü bilgi karakolda verilir, savcılıkta verilir. E, başka da hiçbir yerde verilmez yani ben size öyle söyleyeyim. Siz siz olun, hiç korkmayın. Tamam kardeşim olabilir, bir suça karışmış olabilirim ben. Tamam nerede bilgi verilecek, karakolda mı, kaymakamlıkta mı, il, il, emniyet müdürlüğünde mi, savcılıkta mı? Gelirim veririm, bu kadar, bu kadar. Sakın eliniz ayağınıza dolaşmasın. Ya yani yok size hediye geldi. Yok size para ödülü kazandık. Yok bilmem ne şurayı tıkla, tıklamıkla. Yok öyle bir şey ya. Yok kimse kimseye 5 kuruş vermiyor bu devirde. Böyle bir şey yok. Sakın inanmayın. Bak, küçük, büyük benim size buradan uyarım olsun. Yani biz hep böyle şeyleri duyuyorduk. Bizim başımıza hiç gelmez sanıyorduk. Geliyormuş. Babam da aslında çok dikkat eder böyle şeylere ama Adam inanmış yani. Gaflete gelmiş bir anda anladın mı? Ben bile inanacak gibi oldum yani. Ama tabii ki işi çözdük sonra. Sonuç olarak para mara çekilemedi. Babamın hemen kartını martını değiştir Zaten kartında para yoktu. Ee, ondan sonra onları savcılığa şikayet ettik. Suç duyurusunda bulunduk. Ee, mahkeme görecek artık ne çıkar umarım bulunurlar. Ee, bilmiyorum yani o sürecin nasıl olacağını bilmiyorum. Bir gelişme olursa tekrar bilgilendirme yaparım. Babamı sonra eve yolladım ben de evime geldim. Bundan sonra dedim bak baba seni biri aradığında ya işte o bu şu konuşmuyorsun. Diyorsun ki bak kardeşim ben anlamıyorum senin dediklerini yaşlıyım ben zaten. Bırak numaranı ben senin çocuklarımı aratırım. Gönder bana dedim ben hallederim. Anladın mı? Azıcık gözünüzü açın. Devir çok fena bir devir. Kapıya bile gelse üniformalı bak tak 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 ben polisim. Tamam kardeşim polisin ne istiyorsun? Gelebilirler anladın mı? Üniforma satın alacak gider alır ne olur yani. Ne istiyorsun ki? Tebligat geldi. Tamam bırak kapının önüne. Ben alırım. Açmıyorum ben kapıyı kimseye. Bu kadar ya. Bu kadar. Bak bir arkadaşımla konuştum geçen gün. Ne olmuş biliyor musunuz? icra memuru olarak. Şimdi tık tık kapıya vuruyor. Ben geldim. E buyur. Ben icra memuruyum. Sizin icralık bir işiniz varmış. Şu evdeki şeyleri yazacağım. Tek başına. icra memuru. Yanında avukat olur, polis olur. Anladın mı? Tek başına öyle gelemez. Öyle bir şey yok. Girmiş kız almış eve. Ya dedim sen manyak falan mısın? sapık olur mapık olur ne icrası yani demedin mi dur kardeşim dur icra memuru olabilirsin sen ben bir polis çağırayım polis gözetiminde yap sen bu iş. hani senin polisin avukatın nerede arkanda yok yok A yani gözünüzü açın anladın mı sonra girmiş eve yazmış o bu şu falan kız da arada annesini arıyor anne diyor bizim icra bir işimiz mi vardı bir icra memuru geldi evde bir şey hani diyor ki çabuk o adamı dışarı çıkar çabuk o bunun ne olduğu belli değil o da diyor ki beyefendi lütfen çıkar mısınız Siz icra memuruysanız da lütfen polis alıp gelin Yoksa ben polisi arayacağım diyor Hemen derhal terk edin diyor eve Kızın da işte annesi komşularmış Ben hemen geliyorum diyor Neyse adam işte annem de şimdi geliyor zaten Deyince fırt kaçıyor Gidiyor tamam diyor ben sonra gelirim diyor Bir daha da gidiş o gidiş ne icralık bir şey var. Hele eve Sakın almayın bakın çocuklar Gençler size söylüyorum özellikle Sakın gaflete gelmeyin yani kimseye inanmayın kapıya polis de gelse ne istiyor kardeşim açma kapıyı evrak mı bırak git gidin araştırın sonra ne yapacaksanız yapın ya yani böyle bir macera yaşadık o gün tabii birkaç saat bununla uğraşmak benim canımı çok sıktı sizi de bilgilendirmek istedim e, çünkü bir insanı kurtarmak bir insanı kurtarmaktır benim için faydalı olur diye düşündüm kendinize çok iyi bakmayı ihmal etmeyin sizi çok ama çok seviyorum öptüm bay bay